Efendim, Güney Kore'de bir tünelde çıkan yangın resmen faciaya neden oldu. Onlarca aracın hasar gördüğü yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. İtfaiye aracıyla yük kamyonunun çarpışması büyük bir faciaya neden oldu. Kaza sonucu tünelde yangın çıktı. Alevler metrelerce yükseldi. Görüntüler Güney Kore'de kaydedildi. Başkent Seul'ün güneyindeki Wacheon kentinde gürültü engelleyici tünelde yaşanan kaza yangınla sonuçlandı. Alevler hızlıca dört bir yana sardı. Tünel boyunca yayıldı. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenler oldu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Çok sayıda kişi dumandan dolayı solunum güçlüğü yaşadı. Yüzlerce itfaiyeci yangını söndürmek için bölgeye yönlendirildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangından dolayı 44 aracın kül olduğu açıklandı. Alevler 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Güney Kore'de uzun bir süredir güvenlik standartları tartışma konusu. 2014'te feribot kazasında 300'ü aşkın kişi yaşamını yitirmişti. Ekim ayındaysa Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında izdiham çıkmış, 153 kişi hayatını kaybetmişti.